1 Kasım 1981 yılından bu yana her iktidarın geldiğinde ilk verdiği söz YÖK'ü kaldırmak. YÖK'ün despotik merkezci yapısını ortadan kaldırmayı vaat etmekle geçti. Ancak 2007 yılında özellikle Cumhurbaşkanlığının AKP iktidarının eline geçmesiyle beraber üniversiteler AKP'nin bir arpalığına dönüşmeye hızla sürüklendi. Özellikle rektörlüklerin hepsinin günümüzde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanması ve üniversitelerin neredeyse özerklikten, özgürlükten bahsedilemeyecek alanlar suç merkezi olduğu alanlar olarak tarif edilmeye devam ediyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugünkü üzerinde konuştuğumuz tasarının bu maddesi üniversitelerde disiplin yönetmeliğini düzenliyor. Üniversitelerde disiplin yönetmeliğinin başına da en tepesine YÖK Başkanı ve YÖK Yüksek Denetleme Kurulu'nu koyuyor. YÖK Başkanı'nı hem yargıç yapıyor hem süper savcı yapıyor. Sıralı amirlik disiplin sistemi tamamen lağvediliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı üniversiteyi rektörler ve YÖK Başkanı aracılığıyla tamamen saraya bağlamaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, biz üniversitelerin ortak yaşam alanları olduğu düşüncesinden hareketle üniversite yaşamının kısıtlayıcı disiplin yönetmelikleriyle düzenlenmesine HDP olarak kesinlikle bunu reddediyoruz. Biz bunları söylerken kamuoyunda bizi dinleyenlerin içinde şunun geçtiğini tahmin ediyorum. Ya neresi doğru kaldı ki? Neresi düzgün kaldı ki? Hani deve misali. Deveye sormuşlar. Neren doğru? Neren eğri? Demiş ki neren doğru ki? Tam da şu anda yaşadığımız hal bu. Bugün bu ülkede demokrasi, insan hakları, eğitim, ekonomi tamamen çökmüş durumdadır. Hükümet mücadele edemediklerini elindeki gücü, askeri ve polisiye gücünü kullanarak bertaraf etmeye çalışıyor. Bugün sayın sevgili arkadaşım olan Sayın Tahir Elçi'nin kaybedilişinin üzerinden tam bir yıl geçti. Sevgili Tahir Elçi bir barış elçisiydi. Bugün diyoruz ki onun katline sebep olanları araştıralım, arkasındakileri ortaya çıkaralım ama reddediliyor. Yine siyasi iktidar muhalif gördüklerini bir şekilde bu gücü kullanarak, yargı gücünü, polisiye gücünü kullanarak bertaraf ediyor. Değerli arkadaşlar, bugün Halkların Demokratik Partisi eş başkanları ve sevgili grup başkan vekilimiz İdris Baluken ne yazık ki aramızda yok. Onlarla beraber 7 milletvekili burada yasama faaliyetine katılması açık hükümlere rağmen yerine getirilmiyor. Hatta onu bırakın değerli arkadaşlar, Sayın eş genel başkanımızın bizlere gönderdiği mektuplar sansür ediliyor. Peki derdiniz nedir? Biz biliyoruz değerli arkadaşlar. Acı çekiyorsunuz. Size acı çektiriyoruz. Evet, bunda haklısınız. Biz sizin bu ülkeyi böyle istediğiniz gibi çiftlik gibi yönetmenize müsaade etmeyeceğiz. Evet, biz biliyoruz ki bu ülkeyi siz bir diktayla yönetmek istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmazsa bile tek bir HDP'li kaldığı sürece asla bu ülkeyi bir çiftlik gibi yönetemeyeceksiniz. Her gün rüyanıza karabasan olarak gireceğiz. Diktatörlüğünüzü engelleyeceğiz. İdris Baluken'in bugün burada olmamasının en azından yüzünüzü kızartmasını beklerdim. İdris Baluken'in bu mecliste nasıl bir grup başkan vekilliği yaptığı hepinizin bilgisi dahilindedir. Ama İdris Baluken'in yaptığını bugün her bir HDP'li arkadaşım daha büyük canla başla çalışarak yerine getirecektir. Asla diktatörlüğünüze fırsat vermeyecektir. Sizin ya başkanlık ya da 100 yıllık çürümüş sisteminizden bir tercih yapmak zorunda değiliz. Biz öz yönetim, demokratik öz